Doğa Türk TV izleyicileri, gündem programımızın bugünkü konukları Tema Vakfı temsilcileri. Tema Vakfı Kocaeli temsilcisi Sayın Nermin Tol Hanımefendi ve yardımcıları Gülay Kurt hocamız ve yine yardımcısı sevgili dostum, aziz arkadaşım, kadim dostum İbrahim Bayram Beyefendi. İçinde bulunduğumuz günler erozyonla mücadele haftası olduğu için özellikle bu hafta kendilerini konuk ediyoruz. İlk sözü ben Nermin hocama verip vakfını tanıtıp ve yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi alacağız kendisine. Evet, teşekkür ediyorum ama kıskandık hocam, Halil hocam. Yani dedim ki kadim dostum, aziz dostum, bizdeyiz Gülay hocam. Siz saygıdeğer hocam. Biz kıskandık diyormuşuz. Şaka bir tarafa, İbrahim hocam bizim için de öyledir. Her sizin de kadim dostunuz İbrahim hocam. Hepimizin kadim dostu gerçekten. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Ben bizi izleyen bütün değerli öğretmen arkadaşlarımın, öğretmenler gününü, bilgiyi yeşerten değerli öğretmen arkadaşlarımızı canı gönülden, yürekten kutluyorum. Günleri kutlu olsun. Tabii ki bir gün değil, onları her gün, her gün anmak istiyoruz. Biz zaten temanın temelinde de hep öğretmenler var genelde baktığımızda. O yüzden de öğretmenler bizim için ayrı bir yeri var. Yani öğretmenlerimizin, öğretmenlik mesleğinin. Tekrar tekrar günlerini kutluyoruz. Bizi programımıza davet ettiğiniz için Halil Başkanım, Halil Müdürüm, size de teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Kırmaya geldiğiniz için ben ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii ki Doğa Türk'ün değerli üyeleri, Ferhat kardeşim, Kemal abimiz, onlara da teşekkür ediyorum. Her zaman zaten adınız gibi Doğa Türk, yani aynı duyguları taşıyoruz, aynı düşünceleri taşıyoruz. Doğamızın korunması için çaba sarf ediyoruz, hareketlerde bulunmaya çalışıyoruz. Evet, bu hafta erozyonla mücadele haftası. Bu nedenle de biz bir kampanya başlattık. Bir de aynı zamanda Tema Vakfı'nın da 11 Kasım, Eylül 1982 yılında kurulan vakfımızın da artık 25. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Erozyonla mücadele haftasına denk geldi. Kampanya Kocaeli değil, bütün Türkiye genelinde. Bütün Türkiye genelinde kampanyamız var. Şimdi kısaca az sonra hepsinden onlardan bahsedeceğiz. Evet, biz başta topraklarımız olmak üzere tüm doğal varlıkların korunması için mücadele eden bizim gibi Türkiye'nin her yerinde yani yüzlerce insanız artık, değil mi? Tema Vakfı aynı evet, zamanda Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından evet, bir tanesi. Evet. Ben tam olarak bilemiyorum. Herhalde 500 bin. 630 bin. 630 bin şu anki rakamlarımıza göre. En büyük sivil toplumu örgütüymüş evet, demek ki. En büyüklerinden biri de değil, en büyükmüş demek evet, yani tabii ki biz işte birçok alanlarımız var. Eğitim olsun, savunuculuk olsun, işte ağaçlandırma olsun. Efendime söyleyeyim, birçok alanda da şeyiniz var, Türkiye çöl olmasın. Evet. Yani çok anlamlı evet, bir soru. Biz birçok anlamda birçok çalışmalar yürütüyoruz ama özellikle son yıllarda en önem verdiğimiz nokta çocukların eğitimi. Yani, eğitimli bir evet, nesil yetiştirirse evet, zaten Türkiye evet, çölde olmaz. Hı. Orman yangınları da çıkmaz. Ağaçlar da kesilmez. Evet, şu an en önem verdiğimiz konu bu. Bu nedenle de erozyonla mücadele haftasında 27 Kasım Pazar akşamı NTV'de saat 9'da başlayacak programda sanatçılar, çocuklar ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen gönüllülerimizle doğa için şarkılar, türküler söyleyeceğiz. Ama aynı zamanda doğa için de bir bağış kampanyası düzenleyeceğiz. Bunu da bir şiirle duyuracağız size. Bir evet, hocam bir şiir yazmıştı, kuşumuza gitti. Yazarı da mı sizsiniz evet, hocam? Evet, evet. Şimdi evet, kendi sesinden mi dinleyeceğiz? Evet, bunu programın sonunda üçümüz birlikte okuyacağız. İnşallah.
Biz burada güzel bir ekibiz. Allah nazardan saklasın. Çok şükür. İşte Güler Hocam var, İbrahim Hocam var. İlçelerde temsilci, gönüllü sorumlu arkadaşlarımız var. Okullarda danışman öğretmenlerimiz var. Genç temalarımız var. Minik temalarımız, yavru temalarımız var. Ortaokul temalarımız var. Lise genç temalarımız var. Bu şekilde tabii ki var da bunlarla neler yapıyoruz? İşte biz bunlarla bir takım eğitim programları yapıyoruz. Şöyle biz bir tane kitap getirdik ama bu kitaplarımız bir eğitim programı hazırladık. Yavru tema eğitim programı hazırladık. Yavru tema eğitim programı hazırladık. Tabii ki bunun minik teması da var. Ortaokul teması da var. Bu yavru bu ilkokul. Evet, ilkokul. Tabii. Şimdi şöyle bir şey, minik temalar ana sınıf öğrencileri, yavru tema 1-4. Sınıf öğrencileri, ortaokul tema 5-8. Sınıf öğrencileri, lise temada 9-12. Sınıf öğrencileri, genç temada üniversite öğrencileri. Yani ağaç yaşken eğilir, atasözünden hareketle daha anaokulundan başlayarak bütün neslin bu şekilde yetişmesini sağlıyor. Şimdi aşı bile ne oluyor? Fidan küçükken yapılıyor, değil mi? Aşı bile fidana küçükken yapılıyor. O güzel tutuyor, sağlam tutuyor. Evet. O yüzden biz de doğasını koruyan, seven, ona göre doğanın dengesini koruyarak hareket eden çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Her bir grup içinde ayrı ayrı, yani pedagoglar eşliğinde ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak yürüttüğümüz zaten bir projemiz bu. Her bir şeyde, gruba da ayrı bir eğitim programı var. Yani bunun içine neler oluyor, Güler Hocam yaşayan biri olarak sanırım siz daha iyi anlatırsınız diye düşünüyorum ama bilemiyorum. Evet, şimdi sözü Güler Hocam'a verelim. Okullarda bu nasıl oluyor? Genç neslimiz nasıl doğa sevgisiyle doluyor? Güler Hocam'dan dinleyelim. Ben de bugün Öğretmenler Günü. Tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Ben de öğretmen olarak ilkokul öğretmeniyim. 2013 yılının Kocaeli'nin fark yaratan öğretmeniyim. Tema konusunda daha çok eğitim kısmıyla ilgiliyim. Temsilci yardımcılarından bir tanesiyim. Ekoloji okuryazar öğretmeniyim, Kocaeli'nin formatör öğretmeniyim. Onu biraz açar mısınız hocam? Şimdi biz o kadar okuryazarlık, güya okuyoruz, yazıyoruz bir şeyler. Her gün gazetelere yazıyoruz, evlerimizde yüzlerce kitabımız var, okuyoruz falan da. Bu ekoloji okuryazarlığı ayrı bir şey midir? Nedir? Kimden ekoloji okuryazarı oluyor? Ekolojiyi nasıl okuyacağız, nasıl yazacağız? Ben bile bilmiyorum. İzleyenler de bilmiyordur mutlaka. Onu biraz açarsanız bilgi sahibi oluruz. Evet, Tema Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği 2011 yılında başlayıp 2014 yılında biten bir projesiydi. Her sene 50 okul öncesi, 50 de ilkokul öğretmeni olmak üzere 100 öğretmeni ekoloji okuryazar öğretmeni olarak eğitim alıyorlar. Bu eğitimler doğada pratik olarak yapılıyor. Ondan sonra da bu tohumları Türkiye'ye serpiştiriyorlar. Siz de gittiğiniz yerlerde, illerdeki öğretmenleri eğitin diye. Ben de Kocaeli'nin formatör öğretmenlerinden bir tanesiyim. Siz bu eğitimi alarak diğer öğretmenlerin de yetişmesini... Evet. Yine bu projenin devamı olarak da her okuldan 5 öğretmen bir idareci projesini getirdiler. Bunlar da mümkün olduğu kadar bu ekolojiden işte 77 saat değil, işte 12 saat 2 günde bunları da biraz bunu anlatmaya çalıştık. Zaten bunun teorisini alan öğretmen arkadaşım da kendi okulun imkanlarına göre, kendi çocukların özelliklerine göre, yaş durumuna göre bunu kendisi uyguluyor. Ekoloji okuryazarlığı ne demek? Biz bugün işte buraya gelmeye bir karar aldık. Evet. Buradan İzmit'e gitmeye bir karar alacağız. Yarın başka bir karar alacağız. Bütün hayatımızı idame ettirirken aldığımız kararlarda doğanın lehini düşünebiliyorsak işte biz ekoloji okuryazarıyız.
Yani doğadaki karbon ayak izimizi düşünebiliyorsak. Şimdi şuraya ne güzel sular koymuşsunuz. Fincan bardaklarda. Bu pette de olabilirdi. Pet şişede de olabilirdi. Buradaki şu an benim susuzluğumu gidermek için içtiğim bir yudum su, bir bardak su, bir pet şişenin kapağı bugün okyanusun en ıssız adasındaki yaşayan albatros kuşlarına düşman oluyor. Bakar mısınız? Burada Gölcük'te, Doğa Türk'te bir bardak içtiğim suyu okyanusun en derin yerindeki yaşayan canlıların hayatını etkiliyor. Onlar onları yiyecek sanarak yutuyorlar ve midelerinde plastik erimediği için onlar tokluk hissi veriyor ama vücutlarında sindirim olmadığı için de ölümleri gerçekleşmiş oluyor. Çok ekoloji, bir şekilde açıkladınız hocam. Ekoloji, fincandan girerek. Evet, önümüzde hemen olunca yani aldığımız kararlarda hep doğayı, diğer canlıları da biz biraz artık şeyler değişiyor, eğitim de değişiyor. Hep insanı biz en üst tabakaya koyardık yani işte bir üçgen, altta şunlar, 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 en zirvede insan yapardık. Bu yaklaşım şimdi değişti, artık bu yaklaşım yuvarlak. Yani bir kertenkelede, bir insanda, yılanda, ormanda, yani hepsi yuvarlak bir sistemin içinde. Yani biz de onlardan, onu paylaşanlardan birisiyiz. Ve daha da bizim onlara ihtiyacımız var, onların bize ihtiyacı çok yok. Dedemizin de bir felsefesi var. Bize yaşam sunanları yaşatmak zorundayız. En büyük felsefe bu. Yani bize yaşam ne sunuyor? Ispanak sunuyor, lazım. İşte tavuk sunuyor, lazım. İnek sunuyor, lazım. Havuç sunuyor, lazım. Süt sunuyor, lazım. Ve biz yaşayabilmemiz için önce bize yaşam sunanları yaşatmamız lazım. Şimdi uçaklarda bile önce diyor anne kendine maskeyi taksın çocuğundan önce. Biraz insana ters gibi geliyor. Yani önce çocuğuna takar refleks olarak ama kendinize faydanız yoksa başkasınıza yani faydanız yok. Sıra sana gelmeyecek, sıra... çocuğunu da kurtaramazsın. Yani. Aynen öyle. Ben temanın Kocaeli'de genellikle eğitim kısmıyla ilgiliyim. Belki de okullara daha çabuk ulaşabilmem açısından. İşte bazen de kendimi de sınıyorum. 3 sene üst üste Kocaeli'de 1000 öğrenciye gönüllü eğitim verdim. Üst üste koyduğumuz bir tane fidan diktiniz yani. Onların işte ama o binler tartılacak. Işte, evet. Fidan ağaç olacak. Onlar yapraktan açacak. Bizim muhatap olduğumuz çocuklarımız yarın karar verici mercilerde oldukları zaman eğer doğanın lehinde kararlar alabilirlerse veya bunları destekleyebilirlerse veyahut da doğa yoksa insanın anlamı yok diyebilirlerse bu da herhalde doğru yolda olduğumuzu gösterir diye düşünüyorum. Yani sizin sizi buraya davet etmeye karar verdikten sonra yaklaşık bir hafta oldu değil mi hocam? Ben de biraz dersimi çalışayım diye çok bilinçsiz çıkmayayım programa diye birkaç gün belgesel kanalları falan izledim. Evet. Orada bir kanal, hangi kanalda olduğunu hatırlamıyorum da arılar dünyada yok olursa ne olur diye bir şey vardı. Evet, o kadar etkilendim ki dünyanın sonu olur gibi bir şey. Aynen öyle. Yani insanlar aç susuz kalır bir şey. En azından tozlaşma olayı bitmez yani, demek. Arı ölürse tozlaşma yok demek. İşte bir tabiatın bir dengesi var. Yani o dengeyi bozulduğu zaman insan hayatı yaşıyor. Ama o dengeyi insanlar bozuyor işte. Çünkü neden? Biz zannediyoruz ki bütün her şeyin hakimi biziz. Ama artık bu felsefeyi yerleştirip biz bütünün bir parçasıyız felsefesini yerleştirirsek sorun çözülecek. Yalnız hayat için siz de olağanüstü gayret sarf ediyorsunuz. Yani nasıl fırsat buluyorsunuz bilmiyorum. Siz biyonik kadınlar olarak yani. Kadınlar böyledir. Gerekendir. Hem mesleğiniz var öğretmenlik, hem aileniz, yapınız var, hem işte eşiniz, çocuklarınız var. 10 parmağınızda 10 marifet olarak biz sizlerin yaptığınız faaliyetleri takip etmekten yoruluyoruz. Siz maşallah teşekkür ediyorsunuz. Bize takip ediliyorsa ne güzel, inşallah ortak noktalarını buluşacağız anlamına geliyor bu. Biz de teşekkür ediyoruz bizi takip ettiğiniz için.
arılar konusunda bir şey söylemişler. Eğer arıların olmadığı gezegenin 50 yıl ömrü olduğu söyleniyor bilim adamları tarafından. Şu an dünyada da zaten artık monokültür diye bir şey var. Yani tek tip tarım dünyanın en büyük sorunlarından bir tanesi. İşte ne bileyim 1000 dönüm badem ekiliyor. Evet badem belki para getirecek. Yani mısır para getirecek ama bunlar monokültür. Yani mono bir demek. İşte diyalog diyoruz. Diyor iki tire gidiyor ondan sonra. Soğuk olması lazım değil mi? Evet. Monokültürün olduğu gezegenimizde sorunlar çok büyük. Yani monokültürde arılar da tam yaşantısını sürdürebiliyorlar. Onlar da her çiçekten bal alırsın diye türkümüz de var. Çeşitli çiçekler olması lazım. Monokültür değil de dediğiniz gibi belki de korokültür olması lazım. Evet. Poli. Çok kültürlü olmak lazım. Çok kültürlü olmak için çok çeşit insanlar. Ya aslında insanlar da öyle değil mi? Yani baktığımız zaman birimiz esmer, birimiz sarışın değil mi? Tabii mesela yani bir tohumun tezgahından çıkmış gibi evet, herkese aynı değil. Evet, kimimiz evet. Uzun, kimimiz kısa. Kimimiz doğayı korumak için çalışacağız kimimiz değil mi? Doğa kimimiz için. De başka bir şey için çalışacağız yani. Evet. Her birimizin görevleri, şeyleri farklı farklı ama önemli olan birbirimizi anlayabilmek herhalde. Birbirimize iyi iletişim aynen, içinde olabilmek. Ama toprakların gerçekten korunması için artık bu tek tip gıdalardan hocamın da dediği gibi artık bu sene mısır mı ektik? Seneye atıyorum. Başka bir şey, buğda ekeceğiz. Ki niye o toprak da güçlensin? Onun tabii gücünden de, onun şeyinden de. Anadolu köylüsü evet, bunu kendi pratik zekasıyla, içgüdüsel olarak evet, bunu yapıyorlardı hocam. Evet. Siz daha iyi bilirsiniz. Anadolu'nun çorak topraklarını o şekilde değerlendiriyorlardı. Değil mi? Değil mi? Yani evet, ben de çocukluğumdan bilirim herhalde. Hatırlarım. İşte ne bir güzel, sene alırsa bırakıyorlar, bir sene başka evet, bir şey ekiyorlar falan. Evet. Toprağın o alüvyonlarını işte vitaminlerini çeşitli şeylerle evet, bitkiyi değiştirerek daha iyi değerlendiriyorlardı. Yani onlara şu anda belki aslında hep bunlar doğal yollar değil mi? Yani onlar işte babadan kalma kulaktan doğru. Ama doğru halbuki olan onlar yani. İşte onlara evet, halbuki biraz daha işte bu ziraat mühendisleri falan daha da bilimsel yol gösterseler çok daha verimli tarım evet, yaparız. Zaten verimli. Bir zamanlar Türkiye'miz gıda açısından kendi kendine yeten 7 ülkeden biriymiş. Şimdi evet, çok daha fazla yiyecek falan ithal ediyoruz. Ben şaşırıyorum da markete giriyorum, bir yeşil normal elmalar var 1 lira, bir yeşil elma koymuşlar 4,5 lira, bu ne Alman elması. Ya bu Türkiye'de Alman elması akla zarar bir şey yani yani bu kadar işte Amasya niye elması değil, İhsani elması değil de niye Alman elması falan gibi ekmeğinden tut Alman ekmeği bile var yani büyük marketlerde. Bunları ben çok karşıyım yani olmaması gerek ama evet, insanlar özentiden mi nedense onların da bir tarifleri var. Yerli tohum, yerli üretim. Evet, yani işte, çok, çok aslında bilinçli bir olay değil dediğiniz. Ekosistemde canlılar bulundukları yere uyumlu. Yani biz burada yetişen kestaneye, palamuda, muza, portakala uyumlu bölgemizin canlıları o ekosistemin içinde yaşadıkları için o havayı emen bitkilerle daha uyumluyuz. Şimdi bize örnek verecek olursak yani bazen beğenmiyoruz. Küçücük küçücük muzlar oluyor. Beğenmiyoruz. Oysa onlar ekosistem açısından bizim vücudumuzla daha uyumlu. Ve de daha sağlıklı. Daha uyumlu. Çok büyük böyle çıkıda şeyler geliyor. Onlar aslında ekosistem evet, açısından bizim vücudumuzda şey yok. Çok da lezzetli o bizim küçük evet, muzlarımız. Ötekiler. Yani yerel evet, üretimi evet, tercih evet, etmeliyiz. Hem çevresel açıdan hem kendi sağlığımız açısından. Her zaman için yereli, yerel üreticimiz hem desteklenir değil mi? Evet. Yani evet, hem çok uzak yerlerden gelerekten ekonomik anlamda hem çevresel anlamda kirliliğe sebep olmayız. Hem uzak yerden gelirken çok daha belki farklı paketlenecek değil mi? Yani ben bu konuda biraz daha katayım bilmiyorum. Hı. Belki şimdiki ticaret sistemine falan ne derece doğru da ben bu kadar gıda maddesi
ithal edilmesinin yasaklanmasını falan istiyorum yani. Bu olur olmaz falan yani. Bir Alman elması gelmez de benim ülkeme yani. Yasaklamaya gerek yok. İşte, İnsanlar bilinçlendikçe... İşte insanları bilinçlendirmemiz lazım. Doğal olanı tercih ettikçe, yarar olanı. Yani hani az önce dedik ya ekolojik okuryazarlık. İşte biz dünyamızın kullanım kılavuzunu okumaya başladıkça o zaman işler zaten kendiliğinden çözülecek. Çok geldi buraya. Bütün yeni nesillerimizi ekolojik okur yazar yapmamız gerekiyor. Gerekecek. Bunun için ayrı bir kampanya yapacağız. Geçen hafta inşallah. Zaten Talim Terbiye Kulu Başkanı da vardı. Onunla da aynı konuları konuştuk. Herhalde artık çevre eğitimleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir ders olarak olarak artık çevre eğitimi en ayrıntısına kadar gireceğini söylediler. İnşallah biz bazı şeyleri konuşuyoruz. Mesela benim de bir kızım var. Geçen gün bir isyan ediyor. Ya anne diyor bize diyor biyoloji dersinde diyor. Efendim bilmem ne borusunun çiçeğin bilmem ne borusundaki içindeki diyor. Şeyleri, maddeleri, kimyasalları işte tozlaşmayı onları diyor öğretecekler ne diyor. Ya bunun bana ne faydası olduğunu, bunu neden korumam gerektiğini öğretseler de diyor. O zaman çok daha iyi olurdu diyor. Mantık yürüterek çok da doğru söylemiş. Yani hakikaten ağlayarak anlattım. Boş bilgiler. Boş bilgiye gerek yok yani. Yaşanması gereken bilgilere ihtiyacımız var bizim bugün. O kadar öğretmenin arasında eğitim sistemini de ben eleştiriyorum. Ben 50 sene önce şeyken, ortaokuldayken mesela atıyorum kurbanın sindirim sistemini. Yani değil mi? O günde ben diyordum ya ne faydası olacak kurbanın. Ha onun özel alanıysa onu okusun tabii onun en canlısına kadar bilsin. Yani, zaten yani. Veteriner fakültesinde evet, belki evet. Okunacak. Ortaokul öğrencisine ne gerekir? Belki de gerekir ben bilmiyorum. Yani ben o kadar. Benim aklım yetmedi. Yani ben bir türlü akıl edinememiştim ama zor kötü işte 5 alıp geçmiştim diğer derslere. O tarihler onu gerektiriyordu. Hala var mı bilmiyorum. Notla geçme dönemi. Şu anda yani hala var. Geçme değil de kısa günün kârı olarak not alıp geçme dönemi. Evet hocam. Bugün buraya gelmeden önce bir etkinlik de yapmışsınız. O konuda da Sayın Başkanım biraz şey yapalım. Evet, bu santrallarla ilgili herhalde. Elektrik santrali. Evet. Bu elektrik santralı neyin nesidir? Bir HES diyorlar, bir RES diyorlar. Evet. Bir televizyonlarda görüyoruz, karşı çıkıyorlar. Biri istemezlik diyor, birisi propaganda diyor. En yetkili ağızdan doğrusunu öğrenelim. Bu HES'ler, RES'ler... Tabiata zarar mı veriyor, faydalı mı, gerekli mi? Sizden bilgi alalım efendim. Biz de, evet. Hem biz de bilgilenelim hem sayın seyircilerimiz bilgilensin. Evet, şimdi biz sen doğayı korumayacağız diyoruz. Doğayı korumak için ne gerekiyor? Yani bu doğal enerji kaynaklarını kullanmamız gerekiyor. Bunların en önemlilerinden bir tanesi yenilenebilir enerji kaynakları. Bu yenilenebilir enerji kaynakları nedir? İşte rüzgar enerjisi zaten var olan rüzgarımız. Esip duruyor, ondan faydalanmak gerekiyor. Akan sularımız değil mi? Evet. Bunları güneş enerjisi. Evet. Allah vermiş zaten pırıl pırıl yanıyor. Yani herkes çatısına bir şey koysun, sıcak su. Evet, bunlar biz bunları kullanarak çok daha çevreyi kirletmeden, çevremizi temiz enerji, ucuz enerji olarak bunları kullanabiliriz. Yani biz duruş olarak... Ne RES'lere karşıyız, ne de HES'lere karşıyız. Yeter ki tabiata zarar vermesin, evet. Ne yaparsa yapsın evet, diyorsun. Yeter ki tabiata zarar vermesin. Tamam. Allah'ın rüzgarı orada dönüyor. Yani bu ama şimdi RES'ler ve HES'ler, şimdi bu kameralarımıza karşı onu söyleyelim. Bu RES'ler ve HES'ler tabiata zarar vermiyor diyorsun. Yenilenebilir enerji kaynaklarımız bizim, evet. Doğal enerji kaynaklarımız. Tabii ki bunları da kullanacağız. Ama şimdi... Bugün ilimizde bir RES yapılacaktı. Onunla ilgili bir toplantı vardı. Çevresel etki değerlendirme toplantısı vardı. Biz de gittik. Bir baktık ki RES'leri bizim en çok değer verdiğimiz Samanlı dağlarımızdaki ormanlarımıza, yani müthiş alabildiğince uzanan kayı ormanlarımız var ya. Evet. Oralara RES kuracaklarmış. Ve tam da 113 tane. 113 tane. 3 ili kapsıyor. Bursa, Sakarya ve Kocaeli illerini kapsayan 113 tane RES kurulacak. Şimdi bunlar kurulduğu zaman ağaçlar kesilecek. Hadi diyorlar ki koyacağımız yerler diyorlar işte belirli noktalar.
Hadi onu koydular. E peki o koskoca 35 metre miydi hocam? Bir tanesi. Bir tane şey 35 metre. Onu neyle koyacağız? Bir tane tır taşımıyormuş. İki tane tırla ancak taşıyorlarmış. O tırları nasıl girecekler o sık ormanlara? Sık ormanlarımız bizim orası. Evet. Yapraklı sık ormanlarımız. Nasıl girecek? O zaman birçok ormanın orada, orman sadece ağaç demek değil ki. Onun içinde yaşayan bir canlı sistem var yani, böceğinden tutun ayısına kadar orada bize hayat veren, hani dedik ya az önce yaşamak istiyorsak yaşatmalıyız, bize hayat veren canlılar var. O ekosistemin bozulmasına sebep olacak. İşte biz resim ve HES'in burasına karşıyız. Yani yapılacak yani, yerin... Şimdi bir zamanlar... Senelerden beri de hani verimli tarım arazilerini... Fabrika kurmayın, yerleşim yapmayın. Aynen, ben şimdi onu söyleyecektim. Toprakların yasası yoktu biliyorsunuz. Yönetim hakkının katkılarıyla hazırlanan 2005 yılında da geçen bir toprak yasamız oldu. İşte burada topraklar doğru sınıflandırılmadığı için, doğru planlanmadığı için biz geldik tarım arazisinin ortasına fabrika diktik. Veya bina yaptık. Veya 15 gün kullanacağımız yazlıklara verdik. Şimdi RES'e karşı olmak doğru mu? Değil. RES'e nasıl karşı olabiliriz biz? Yani, biz onu kullanılsın temiz enerji diye tam tersi destekleyen insanlarız. Ama RES kurulacak alanların lütfen planlanması, sınırlandırılması ve çok dikkatli bir planlama yapılarak o şekilde kurulmasından yanayız. Tabii ki res olacak. Şimdi o, yani. Bugünkü o çerçeği kabul edilmedi. Ama şimdi gelip de bizim Samanlı dağlarımıza, o canım güzel ormanımıza res kurmalarını çok uygun durmuyoruz ve buna karşı duruyoruz. Bırakın ormanı, orası aynı zamanda bir de kuşların göç yolu üzerinde. Değil mi? Evet, o da çok yani, önemli bir şey. O da çok önemli. Bu nedenle biz burada bugün bu programa, eyleme arkadaşlarımızla birlikte katıldık. Ve lütfen Samanlı dağlarımıza dokunmayın diyoruz. Samanlı dağlarımıza. Oradan ne karar çıktı? Dokunmayın diyor. Şu an bir karar çıkmadı. Biz çünkü toplantıdan çıktık. Eylem sonuç... yaptık. Yok, henüz sonuçlanmadı. İşte bazıları bastırıyorlar. Daha şu an şey aşamasında. Ama biz görüş olarak RES'lere ve HES'lere asla ve asla karşı değiliz. Tabiata zarar vermeden. Zarar vermeden. Evet, yani bir tarafı yaparken bir tarafı yıkmanın bir mantığı yok. Bakın biz yıllardan beri işte bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdik. O çocuklarımızla bir tane tohum gidip kendimiz tohumları topluyoruz, toplattırıyoruz ve bir tane fidan yetiştirelim diye o çocuklarımızla yani canla başla çalışıyoruz açıkçası. Ama şimdi burada yıllardan beri yetişmiş o canlı ağaçların gitmesine sanırım tüm Kocaeli halkının değil tüm Türkiye'den tepkilerin yağacağına inanıyoruz. Biz de bu konudaki tavrımız bellidir. Kocaeli'nin canım ormanlarının yok edilmesine kesinlikle ve kesinlikle karşı olduğumuzu, bunun için gerekli tüm mücadeleyi hep beraber vereceğimize inanıyorum diyorum ben. Evet. Sayın seyirciler, bir kısa bir reklam arasından sonra söyleşimize devam edeceğiz.
ikinci bölümünde şimdiye kadar kadim dostum diye başladım ama şimdiye kadar pek fazla söz hakkı vermedim. Çünkü o bir yerde ev sahibi pozisyonda diye hocaların bayanları öncelik tanıdık. Kadim dostumu unuttuğumu sanmayın. Şu anda şimdi İbrahim hocama söz veriyoruz. Tema il temsilci yardımcısı. İbrahim Bayram hocam. Halil Bey'e teşekkür ediyorum. Öncelikle benim il başkanım eski ismiyle denilen ama Tema il temsilcisi olarak görev alan 25 yıla dayanan emeğiyle Nermin Tol hanımefendiyle biz kader ortaklığı yaptık. Bu arada çok değer verdiğim, benim aynı zamanda beraber değerlendirmeyi yapıp da görüş alışverişinde bulundum. Değerli kardeşim Gülay öğretmenimle aynı ailenin içinde ki ben Tema ailem diyorum. Çok önemli değerler. Yapmış oldukları görevler de bir hakkın hangi dinden yol açacaksa ağaç ve insan bütünleştiğini görüyoruz her noktada. Eğer dini kavram içerisinde düşüneceksek Peygamber Efendimiz çok güzel bir cümlesi var hadis-i şerif olarak. Düşünüyorsunuz ki önünüzde bir kıyamet patlayacak. Elinizde bir plan varsa onu toprakla buluşturun diyor. İşin neresinden bakarsak bakalım. Osmanlı İmparatorluğu diyoruz, kuruluş diyoruz. Kuruluşunda çınarı ağaçlığıyla, gövdesiyle, yaprağıyla, toprağıyla diyor. Çınarlar çınar asırları oluyor. Ama ne hikmetse dağ gibi ormanlar değil, dünya gibi ormanlarımızı işte Samanlı bölgemizdeki ağaçları hiç görmeden oksijen kaynağımızı kurutmaya mı artık hangi anlama, hangi düşünceye geliyor? Bu düşüncelerle bir şeyler söylemeye çalışayım diyorum. Konuşmalar o kadar güzel gidiyor ki her noktada bir fikir çıkıyor. Ben de burada affınıza sığınarak Anadolu tabirini şişiyorum acaba şöyle devam etsem mi diye. Çok önemli bir konu bunlar. Yani mesela çevre konusu var. Talim Terbiye Kurulu Aleyhisselam ben de bakanlık zamanında hizmetim var. 3 sene 78-81 yıllarında Talim Terbiye Kurulu'yla yan yana yakın beraber çalışmıştık. Yüksek öğretmende Talim Terbiye Kurulu Başkanım vardı. Öğretmenim benim. Biyoloji öğretmeninde aynı zamanda olay insanın toprakla buluşması kadar mükemmeliyet yok derdi. Yani toprak ve insan birlikte bütündür. Nereden işine bakarsan bak bu olayı yaşadıkça gördükçe ben çocukluğumda da ağacı sevmem dolayısıyla Gölcük'te bir anda Tema'yla buluşmam değil aslında içindeymişim haberim yok. Ama biz Türkiye çöl olmasın diye bu armalarla, formalarla, mini mini yavruların elinde, arasında kendimi onlar gibi 5 yaşın, 6 yaşında çocuk olarak 66 yaşının kavramı değil de Kema'nın bir ferdi olarak hareket ediyorum. Bu yani işte içimizde çocuk var hocam. Evet. Ve dolayısıyla günümüzün de çok önemli olduğu 24 Kasım Öğretmenler Günü ile birlikte bütün kardeşlerimin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Bir ömür sağlıklı sıhhatte ülkemize, milletimize ve insanımıza hele hele minik yavrularımızın gelişmesinde ağacı, toprağı, havayı, suyu ve vatanını koruyan nesillerin yetiştirmesine emeği geçen bu kitlenin her şeyin başı en iyisine layık olduğunu düşünüyorum. Bir ömür sağlıklar diliyorum. İşte çöl olmasın diyoruz, insanımız da çöl olmasın. Eğer düşünce yoksa insan da çöldür, üretemiyorsa insan da çöldür. Fakülte hayatına başladım. Sırtımda taşıdığım 3 tane fidanım vardı. Çok önemliydi. Birisi çamdı, birisi kayısı ağacıydı, birisi de yeni aşılanmış vişne ağacıydı. Getirdim, ben bahçeye diktim. Yerine göre, buldum kendi kafama göre. Diktim. Ara sezonda geldiğimde ürün verdiklerini gördüm. Kirazlı eriği. Bir yıl gecikmeyle kamplar, mantlar oldu bizim spor hayatı içerisinde de. Döndüğümde vişne bir yeri kadar olduğunu gördüm. Oturdum altında ağladım. Diktim dedim. Dallarında da arzu ettiğim vişneleri gördüm. Yani bir halk deyimimiz vardı. Dikili bir ağacın olmuş hocam. Evet. Aradan 3 yıl, 4 yıl geçti. Zaman içerisinde memlekete geldik. Öğretmenlik tatil yılı içerisinde
ve işlerin kuruduğunu gördüm. Annem bana izah edemedi. Bir şeyler olmuş galiba. Bu şunu düşünerek söylüyorum. İnsanın kendi canından çok sevdiği varlıklar olur ya. Evet. Kaybını düşündüğü zaman bu işte ona benziyor. Bunu içinde sindirecek insanlar içimizde çok var. Ama farkındalık yaratarak bu işi gönüllü hale içinden gelerek yaptırarak değerlendirmek gerekiyor. Şu an 12 tane değerli kardeşlerim var. Ev, hayat, çoluk, çocuk varken ne işleri var? Ağaç, toprak, yaprak diye çıkıyorlar. Hemen başa dönüyorum. Bizim iki tane kurucu umursal başkanımız var. Birisi Hayrettin Karaca, birisi de Nihat Gökyi. Parayla pullu işleri yok. En zengin adamlarından birisi. Parayla pullu işleri yok. Oradan oraya niye koşturacak ama, bu yaştan? Ama ağaç dedi mi? Ama ağaç dedi mi? Toprak dedi mi? Gözleri böyle 3 yaşında, 5 yaşında çocuğun sevinci oluyor. Onları gördüm ağladım vallahi. Dedim ben geç mi kalmışım? Hiçbir şey için geç değildir hocam. Biz de bu yaştan sonra başladık. Yani bu iş sevgi içeriden gelmesi gerekiyor. Hayatı öyle değerlendirmek gerekiyor. Hiç unutmuyorum. Gölcük bölgesi Değirmen Dere'yi Değirmen Hanım da gayet iyi bilir. Su kesik. Gece saat 2'de kalkar. Evimle okul arasında bir yol geçerdi. 2'de kalkar ağaçları sulardı. Çünkü onları omuzumda getirmiştim. Allah razı olsun eski belediye başkanım İbrahim Kaba vardı. Ormandan çam getirmişti. Onları da dikmiştim. Ve o çamlar hali orada okul, Atatürk Ortaokulu'nun bahçesinde. Onlar benim eserlerim. Benim eserim derken hepimizindi ama adı bendim. Yapan da ben olsam diye önemli değil. Atatürk Ortaokulu'nun o geleceğiydi. Onun için önemli. Bugünkü buradaki konumuz da çok önemli. Ne söylesek az söylüyoruz. Teşekkür ediyorum bana dışarıda verdiğiniz için. Hocam benim bu şeyden, bu söyleşimizden çıkardığım konu ilimiz ve ilçemizle ilgili her hususu takip etmeye, yakından takipçisi olmaya çalışıyorum. Ama bu HES ve RES konuları demek ki basında falan çok yer almamış, gözümüzden kaçmış. Bundan sonra sıkı takibime almayı düşünüyorum. Evet. Bu konuya da sık sık yazı yazmayı düşünüyorum. Yeter ki o proje vazgeçilsin. Yani o Nermin Hocam'ın söylediği, bahsettiği Samanlı dağlarımıza res yapacağız diye altını üstüne getirip kepçelenir falan girmesin. Biz yine oralara tırmanalım, yürüyüş yapalım. Eşofmanları giyip orada yürüyelim. Bu konuyu pazartesi gününe başlayacağımız gibi. Vallahi biz sizin iyi anlatacağınıza inanıyoruz. Yani şöyle anlatacağım. Dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. En iyisini yani anlatacaksınız. Çünkü programın başında böyle sohbet ederken Ferhat İbrahim Hocam böyle bir şey yaptı. Sitemde bulundu. Ya beni hiç aramadın Ferhat dedi. Ondan sonra Ferhat dedi ki ya Halil abi sen o kadar iyi anlattın ki anlatıyordun ki dedi. Demek anladım. Ben aramadım bile çünkü her şeyi biliyordum. Evet, anladım. Yani, evet, buna inanıyoruz hocam. Teşekkür ediyoruz. Dostum, çok sevdiğim arkadaşım olduğu için. Yani, yakın bizim de böyle çok değer verdiğimiz. Evet. Her şey bir ekip işi zaten. Tabii, hani diyoruz tek ya, başına kimse bir şey hocam, artık felsefe olarak bütünün bir parçası olduğunu anlarsak eğer ve bunu hayatımıza katarsak zaten hepimiz böyle bir zirvede parçayız. Zirvede olmadığımızı kabul edersek. Zirvede değiliz yani hiçbirimiz. Hepimiz acizane, zavallı. Bir küre yani. Dünyamız küre. Yani. Yani. Bir şey de arz edeyim. Hani kardeşlerim telefonla sorup istiyorlar. Hastalık sağlıkla ilgili olarak. İnsanlar için hastalık sağlık. Şimdi ben çok önemliydi. Bunu da ısrarla söylemek istiyorum. Unuturum diye. Hastane şartlarında 2 aydan beri bizzat içindeyim. Dünyada sağlıklı insanları dışarıdaki insanlar olarak görüyoruz. Halbuki bizim 0 yaş grubundan ölünceye kadar insanlar toplumun içerisinde. Ama değişik mekanlarda yaşıyorlar. Osmanlı çok güzel ecdat olarak eserler bırakmış. O eserlerden bir tanesi de hastaneler. Eğitim veren kurumlar, ders veren kurumlar şehir merkezlerine koymuşlar.
ki insanlar orayı görsün, ona göre tedbir alsın. Ama bizim hastanelerimizde biz istiyoruz ki şu anda ağaçlı, sağlıklı, oksijeni bol olan alanlarda olsunlar. İnsanlarımız faydalansın. Hasta da, sağ da. Ama lütfen tekrar söylüyorum. Bir hastaneleri ziyaret edelim. Bir görelim, bakalım da. Öksürükmüş, öksürükün ilerisi seviyede KOAH diye bir solunum yetmezliğinin had safhada olduğunu görüyorum. Evet. Akciğer yetmezliği. Ve akciğer yetmezliği, solunum yetmezliğinin temel yapısında ne var? Oksijen var. Oksijen kim? Yetiştiren kim? Üreten kim? Ağaçlarımız. Bunu bakarak, hastanelerde görerek o değerlendirmeyi almalarını istiyorum. Bugün ben ısrarla yürüyecek halde değildim. 8 saat hastane şartlarındaydım. Hanım ısrarla nereye gidiyorsun? Beraber hastaneden çıkmadık mı? Hanım çok önemli konu var. Televizyonda program olacak. Tema, ailem orada. Onları yalnız bırakamam dedim. Onun için ısrarla buraya geldim. Kırmayın biriniz, hastaneden biriniz dişçi koltuğundan gelmişsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bizleri kırmadınız. Şimdi Tema'nın genel Türkiye'deki faaliyetlerinden bahsettikten sonra bu ilimizdeki faaliyetleri hocam sizden, siz epey bir dinlendiniz diğer İbrahim evet, hocam konuşurken. Teşekkür ederim. Şimdi sizden şey yapalım. Şimdi yine Tema Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa projeleri var. Okullarda Tema faaliyetlerinin programlarının yürütülmesi konusunda. Tabii ki biz bunları zaten böyle bir protokol olmasa okullarda bunu yapma şansımız yok. Evet. Yani diyeceğiz ki biz okul müdürümüze ben böyle böyle bir şeyler yapmak istiyorum. Niye böyle yapmak istiyorsun? Kim diyor? Evet. Nasıl olacak bu? İşte onun için de şimdi 2018 yılının eğitim öğretim yılının sonuna kadar 3 yıllık bir proje anlaşmaları var. Yani okullarda bu eğitim yapılabilir diye ikisinin Tema Vakfı'nın yönetim kurulu başkanıyla bakanlığımız arasında bir mutabakat var, anlaşma var, protokol yani, yapıldı. Şimdi biz bu protokola istinaden okullarda çevre eğitimi programları uyguluyoruz. Biz uyguluyoruz derken bunu öyle sınıftaki öğretmenler uyguluyor. Biz de bunu koordine ediyoruz. Şimdi geçen senekini yaptık, bitti. Çok oynadığımız maçlara bakmıyoruz. Hep önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Ama onları da yine unutmuyoruz tabii ki. Bu sene 104 sınıfta 108 108 mi oldu şimdi? 108 oldu. Her an artıyor. bu bile çok olumlu bir örnek. Evet, 108 sınıfta minik anaokulundan başladık. İlkokulu, ortaokulu, lisesi belli olmak üzere Kocaeli'yi saran bütün ilçelerinde toplam 108 sınıfta. Yani ben tam anlamak için soruyorum, izleyicilerimiz de anlasın. Şimdi mesela atıyorum, bilmem Gölcük Barbaros Okulu'ndaki 3. sınıfa vereceğiz diye siz mi tespit ediyorsunuz? Hayır. Okullara yani biraz gönüllülük anlamında okullara olacak. Okullara duyum yap. He, öğretmen evet, ben evet. Gönüllüyüm. Şimdi biz Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak olduğu için bu proje, Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla da duruyoruluyor. Evet. Bizim de tespitlerimiz var tabii ki açıkçası. Evet. Bu şekilde müracaat ediyor öğretmen arkadaşım. Diyor ki ben Tema Eğitim Programı'na katılmak istiyorum. Evet, anladım. Öğretmenler, önce bir öğretmen gönüllü olup onlar... Evet. İşte o yüzden Kocaeli'nin en çalışkan öğretmenleri de bunlar oluyor. Aslında bir idareci gözüyle hala faaliyetin içerisinde olduğu için Yılay Hoca'nın öğretmene bir fark meydana getiriyor. Birinci derecede eğitim alanında materyal artıyor. Öğrencilerle ilgili alanda çalışmalar artıyor. Artı okulda ayırt edici öğretmen grubuna giriyor. Artı almış olduğu değerlendirmeler içerisinde puan değeri mi dersiniz? Bir yerde aday gösterilmesi mi gerekiyor? Performans değeri mesela. Performans değerlendirmesi olsun. Puan değerlendirmesi alıyor. Eskiden yılın öğretmeni iken şimdi farkındalık yaratan Fark yaratan seçiliyor. Öğretmene seçilebiliyor. Evet. Artık ayrıca bir de alan geniş ya, alan geniş olduğu için çok dostlar kazanıyor. Yani okuldaki o öğretmen aynı zamanda toplumda örnek şahsiyet oluyor. Hem insan adına hem bakanlık adına. Evet. Dolayısıyla şimdi Kemal'ın burada ısrarla üzerinde durduğu nokta
Milli Eğitim Bakanlığı'nda eğitim çalışması yapmasının birinci derecesi şu. Daha önce trafik ve çevre vardı derslerimizde. 4 ve 5. sınıflarımızda uygulanıyordu bu ders. Evet, ama maalesef sadece spor olsun diye kavram olarak. Çevreden ziyade trafik var ya, trafikte de sürücü olur, sürücü belgesi alınır. Öyle bakıldı. Ama şimdi eğitimin içerisinde çevre varsa, bunun da bütünleyicisinin temayla sağlanıyorsa, işin başlarında da sevgili il temsilcim ve yardımcımız Hülya Hanımların emekler hususunda çok fazla inşallah sayısını artıracak. Hocam unuttuğumuz bir şey var. Biz tabii bir enerji grubuyuz yani. Şimdi hocam güzel bir şey yaptığında biz paylaşıyoruz. Evet. Kimle paylaşıyoruz? Tüm Türkiye'de bu eğitimi alan gönüllülerimizle, danışman öğretmenlerimizle paylaşıyoruz. O zaman öğretmenim diyor ki, ya diyor bunu diyor ben de niye yapmıyorum diyor kendi kendine. Çünkü çok olumlu sonuçlar geliyor. Yaptıkça güzellikler geliyor. Paylaştıkça çoğalıyor, tabii büyüyor. Özendirici oluyor. Büyüyor. Yani işte böyle doğa sever binlerce insan oluyor. Çok küçük yaşlara kadar inmeniz çok güzel bir şey. 3 milyon gencimize eğitim vermişiz. Ne güzel, ne kadar. İnşallah kampanyamız var. Onlar 10 sene sonra evet. Belki yönetici olacaklar, belki... Hedefimiz o. Artık yetiştikleri evet. zaman, yetiştikleri zaman gençlerimiz, çocuklarımızın, o neslin doğasını koruyan bir nesil olarak karar alırken, onlara dikkat ederek tercihlerini çevreyle uyumlu, yani bu dünyamızla uyumlu, yaratılışımızla uyumlu bir şekilde örtüşen bir gençlik yetiştirmeye çalışıyoruz. Nesil yetiştirmeye çalışıyoruz. Halil Bey çok önemli. İlkokul dönemi olarak birinci sınıf, ikinci sınıflar, okur yazar sınıfları. Büyüyor. Hanımefendinin ikinci sınıf öğretmenliği hali hazırda devam ediyor. Geçen hafta çok önemli bir şey paylaştığını gördü. Çocuklarla bir şeyler yapmış. Onu lütfen söylerse ben de ne olduğunu anlarım. İzleyicilerimize ne olduğunu anlarım. Neler oldu hocam sizin şeyinizde? Ben bütün çalışmalarım geri dönüşüm üzerine. Yani okulda yaptığım etkinlikleri hemen hemen %80'i, %85'i hep kullanılmış malzemelerden tekrar bir şeyler yapmam. Yani biz okulda kalkıp da okulu ilgilendirmeyen bir şeyden bahsetmiyoruz. Okulda en çok kullandığımız kağıt. Evet. Ve dolayısıyla ağaç da çok ilintili. Doğru. Yani bizim konumuzla da çok ilintili zaten direkt. Okullarda o kadar kağıt israfı var ki. O kadar... Yani oturduğumuz zaman mangalda kül bırakmıyoruz. Ya şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Hep suç başkasında. Hiç biz birey olarak suçlu değiliz. Oysa en büyük sayı bir. Birden büyük sayı yok. Bir yoksa iki olmuyor. Bir yoksa üç olmuyor. Bir yoksa katrilyon olmuyor. Bir o kadar önemli. Yani önce biz kendimizi değiştirmemiz gerekiyor. Kendimizi değiştiremiyorsak karşımızı değiştirme şansımız yok. Evet. Okullarda anlatmak istediğim, hocamın söylediği fotokopi kaplarından, fotokopi kağıtlarını kullanıyorlar, dış kabı atılıyor hemen. Biz onları topluyoruz. Onlardan işte bir kapı boncuğu yaptık okulumuza ve bu yaptıklarımızı da bir şey olmuş olsun diye değil, onları hayata geçiriyoruz. Kullanılabilir hale getiriyoruz. Ne bileyim tuvalet kağıdı rulolarını topluyoruz, onlardan bir çiçek tablosu yapıyoruz. O da okulumuza... Ayrı bir şey mi hocam? Yani biz de bir sürü atıyoruz tuvalet kağıdı, rulo boşalınca. Onların ayrı bir eğitimi var. Ne yapılacağını dair çocuklar mı eğitiyor? Ya şimdi internet diye bir olay var yani. İnternet, Google amca her şeyi öğretiyor. Yani öyle ben de benim bir kursa gidecek kadar vaktim yok. Şey olacak kadar. Oradan araştırıyorum. Elimde biraz lakabım çöpçü öğretmen yalnız o da var. Yani ben şey atamıyorum. Yani çocuklar da atamıyorlar. Bunu nereye koyalım öğretmenim? Bunlar olacak öğretmenim. Bundan bak şöyle bir şey yapalım. Ve benim amacım zaten karşımdakileri harekete geçirmek. Onlar geçtikten sonra... Şu anda 6 yaşında çocukları... Geçen sene biz 7 yaşındayken... 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde sergi yapmıştık. Evet, yani 4. 5. sınıflar gelip şöyle bakıyorlar. Ya biz yapamayız herhalde bunu gibi. Seka Park'ta bir şey evet. Ben oradaydım. Seka Park'ta. Evet, şimdi ben şunu arz etmek isterim size. Bu programları bizim gelecek yıldaki tema programlarımıza da faydası oluyor. Bizi izleyen bu seneki öğretmenlerimiz
Eğer bu böyle bir şeyse, ya ben de bunun içinde bulunayım. Aidatlık duygusu da çok önemlidir yani. Öğretmenleri biz Kasım ayının ilk haftasında il olarak başvurularını alıyoruz. Evet. İlimiz olarak onaylıyoruz. Bu sene daha da bir böyle bir elektronik bir sistem kurmuşlar. Daha da kolay oldu. Tabii günler her sene mutlaka şeyler, bir talepler geliyor. Evet, bu seneki genel merkeze gidiyor. Genel merkezde onaylandıktan sonra kişilerin, öğretmenlerin onaylandığına dair onay raporu geliyor bize. Evet. Ondan sonra öğretmenlerimiz, biz yönetim olarak devreden çıkıyoruz bu aşamada. Ama her zaman öğretmenlerimizin yanındayız. Ben mesela hareke eğitime gidiyorum. Arabama benzinimi koruyorum, hareke. Yakın yerde hareke mi var? Bu bir gönül işi. Tabii. Maddi manevi. Evet. Şöyle, öğretmenlerimize kitap geliyor. Bunlar bu işi nasıl yapacağım? Bunlar öğretmen kılavuzu. Nasıl ki Türkçe dersini, matematiği, hayat bilgisini, feni, sosyali nasıl işleyecekse, bu programı da nasıl işleyene dair bu bir öğretmen kılavuzu. Bunda diyor ki, bu etkinliklerden işte ana sınıflarına diyor 21 tanesini yap. O ilkokullara diyor bunun 10 tanesini yap. Konu burada alıyor, açıklıyor. Kazanım nedir? Çocuğa nasıl işleyebilirsin? Toprak dersen çık. Resimlerle, şekillerle gayet güzel bir şekilde anlatıyor. Bu programı uyguladıktan sonra bunu da bir de internet üzerinden raporluyor. Daha sonra çocuklarımızın adına gözlem kutuları geliyor. Keşke onlardan da getirseydik. Evet, unuttum. Evet, gözlem kutuları. Şunları küçüğe düşürüp mika olarak. Bunların üstünde de mercek kutuları var. Delikli. Merak ettiği karıncasını atıyor içine, kapatıyor. Kapak mercek olduğu için bakıyor. İşte karıncanın kaç ayağı varmış, kafası nasılmış. Ondan sonra çıkarıyor, doğaya salıyor. Parmağının izine bakıyor. Kağıdı inceliyor, yaprağı inceliyor. Toprakta ne var inceliyor. Yani kendini tanıyor. Bugün, şimdi okullarda öğretmeniz ve en çok yakındığımız konulardan bir tanesi hiperaktivite, dikkat eksikliği. Her çocuk. Bu aslında belki de sığınma mekanizmamız mı, onu da tam çözemiyorum. Çünkü ben o yetide değilim yani, bir çocuğun hiperaktif, dikkat eksikliği. Rahmetli babam çok büyük bir öğretmen vardı. Derdi ki, öğrenemeyen çocuk olmaz, öğretemeyen öğretmen olur. Biz öğretmen olduğumuz için böyle bir yük yüklerdi kendimize. Yani biz artık bu programları arkadaşlar uyarlıyor ve onlara tekrar ödülleri de yaprakları da beraber öğrencilere geliyor. Arkadaşlar uyarırken bizim yönetmenimiz de son 5 dakikaya girdiğimizi uyardı. Biz son sözlerimize gelirken şu bir NTV programını siz duydun hangi dizi oyuncularıyla ne yapılacak? Öyle deyince izleyicilerimiz daha çok hemen tanırlar. Filanca dizi, çok sevdikleri dizinin yıldızları falan. 26 tane sanatçı. Şunu da birisini, siz tutun başkanım, şöyle bir onu bir çekelim. Okuyun arkada. Evet. Umut Yeşeren şarkılar diyoruz. Pazar günü 27 Kasım'da sanatçılarımız Aslıhan Güner, Barış Arduç, Birce Avalay, Burak Sevinç, Bülent İnal, Caner Cindoruk, Çağan Irmak, Çiğdem Erken, Ecem Özkaya, Engin Altan Düzyatan, Gökçe Bahadır, Kadir Doğulu, Meltem Yılmazkaya, Mert Fırat, Mustafa Üstündağ, Oktay Kaynarca, Selen Öztürk, Sinan Tuzluca, Songül Öden, Yasemin Erhan ve Tema'nın her zaman yanında olan Yiğit Özşener. Bunlar NTV'de çıkacak. Pazar günü 9'da 23 arasında. Biz de ne yapacağız? Sayın izleyicilerimiz ne yapacak hocam? Evet. Bugün biz şimdi SMS mi atacaklar? NCT'de genç temalarımız açtılar, stans açtılar. Telefonu... Ne yazıp nereye atacaklar hocam? Siz Kocaeli. Çevirin, normal okuyun arkadaşlar. Kocaeli 3464'e bir SMS atarlarsa, bu SMS'in ücreti 10 lira. Ve bu toplanan paralar da çocuklar doğada eğitim görmek için kullanılacak. Haydi gelin, bir çocuğun hayatını değiştirin.
Bir de bizim bir şiirimiz var. Evet, evet. Şiirimiz var. Güray Hocam'ın yazdığı şiiri hep birlikte okuyacaklar. Bu şiir de değil de akşam gecenin ikisinde bir SMS vermeleri için bir çağrı diyelim. Değil mi? Yani hemen dün gece yapıyoruz. Dün de hemen 10 dakikalık bir şey. Şimdi hocam bizim standlarımız var. Bugün NCT'de açtılar. Yarın ve cumartesi günü de 41 burada da açacaklar. Gençlerimiz açıyorlar standlarımızı. SMS atanlara, orada arkadaşlarımız görüp SMS atanlara da böyle bir umut yeşertiyoruz diye şeyimiz var. 34-64'e SMS bileklik takıyoruz böyle. Hepimizin umut yeşerttiğimizin ben de bir umut sembolü olarak inşallah. Siz de umutları yeşertin. İnşallah bugün bizi tüm izleyen dostlarımız da umutları yeşertirler diyoruz. Şimdi bununla ilgili hocam şiir yazmış. Bugün böyle bir gırgır olsun dedi, okuyalım dedik. Burada şimdi üçlü oldu. Başlayalım mı hocam? Dinliyoruz. Evet. Haydi dostlar birlik olalım. Bir çocuğu doğayla buluşturalım. Umutlarımızı yeşertelim. 34-64'e bir SMS atalım. Pazar günü NTV seyredelim. Tema Vakfı'nı destekleyelim. Kocaeli Tema yazıp 34-64 bir SMS'e gönderelim. Koruyalım havayı, suyu, toprağı. Çocuklarımız dalında görsün yaprağı. Ağaçtan yesinler elmayı. 34-64'e bir SMS gönderelim. Erozyonu koruyan canlar, tohumdan fidan yapanlar. Çoğaltıp orman oluşturanlar, 34-64'e bir SMS gönderelim. Çocuklar doğadan hoşlanır, yavru kuzular gibi oynaşır. Börtü böcek ile tanışır, 34-64 bir SMS'e gönderelim. Haydi Kocaeli, ayaklan! Pazar günü NTV'ye odaklan, 26 sanatçı ile umutlan, 34-64'e bir SMS gönderelim. Bir SMS tutarı 10 lira, çocuklarımız değil yazı tura, şimdi sıra sana geldi, 34-64'e bir SMS gönderelim. Beyler işleyebilir miyim? Güler hocam, yüreğinize sağlık, kalbinize sağlık, ağzınıza sağlık hepinizin. Tekrar bizim davetimizi kırmayarak stüdyomuza geldiğiniz için bu yoğun işleriniz, yoğun faaliyetleriniz arasında bize de zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Efendim biz de Doğa Türkiye, tabii ki sevgili Ferhat kardeşimiz ve Kemal abimiz başta olmak üzere teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Bizi iyi anlatacağınızı her zaman biliyoruz. Zaten her zaman yanınızda olduğunuzu biliyoruz. Bu nedenle 2015-2016 faaliyet yılında yaşanabilir bir gelecek için sorumluluk üstlenerek Tema Vakfı'nın çalışmalarına gönüllü destek verdiğiniz için hep birlikte toprağı bereketli, suyu temiz, ormanı yeşil, milyonlarca canlının birlikte yaşadığı bir dünya yaratmaya bir adım daha yaklaşıyoruz diyoruz. Bu nedenle size teşekkür ediyoruz. Doğa Türk ailesine teşekkür ediyoruz. Evet. Bizi unutmayın, biz de sizi unutmayacağız. Evet. Hep yanınızdayız. Çünkü sizin sloganınız hepimizin yürekten gelen bir temennisi. Evet. İşte Türkiye çöl olmasın. Evet. Bütün dünya barışı için çalışıyoruz. Bunu slogana dinledi. Her Türk böyle düşünmeli. Türkiye çöl olmasın diye sizin çalışmalarınızdan kolaylıklar diliyorum. Allah kolaylık versin. Çok zor bir uğraşın içindesiniz. Kendinize fedakarlıkla vererek, işte maddi manevi fedakarlıkla bahsetmeye çalışıyorsunuz. İyi ki varsınız.